LGS'ye son 68 gün nerelerden buralara geldik. İkinci dönem konuları vardı onları gönderdiler. Okullar vardı okulları tatil ettiler. Artık LGS bizden kaçmak için her şey yapıyor ama kurtulamayacak. Bizler 68 gün sonra inşallah sınıflarımızda, okullarımızda sınavlara gireceğiz ve hayalini kurduğumuz o güzel liselere yerleşeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza başlamak istiyorum. Günün sözüne bakalım. Steve Jobs demiş, severiz kendisini. Eğer yakından bakarsanız bir anda elde edilen başarıların çoğu uzun zaman almıştır. Burada tabii virgül olmayacak arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgi. Sesan olduğu yerde virgül çıkması lazım. Eğer yakından bakarsanız bakıyorum. Bir anda elde edilen başarıların çoğu uzun zaman almıştır. Mesela siz şimdi LGS'ye gireceksiniz Haziran'da. Çıkacaksınız, çok iyi bir lise kazanacaksınız. İşte kardeşiniz veyahut da kuzeniniz diyecek vay girdin çıktın hadi iyi bir liseye girdin. Ya sen öyle mi zannediyorsun ya? Ben ta geçen sene yazdan beri Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart çalıştım. Okullar tatil oldu çalıştım. Evden dışarı çıkamadım çalıştım. Konuların yarısı gitti yine çalıştım vazgeçmedim ve en sonunda kazandım. Dolayısıyla hiçbir başarı kısa sürede olmuyor. Hiçbir başarı tesadüf değil belli bir gayretin ve azmin ürünü. Dolayısıyla bizler de bunu biliyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Günün yorumuna baktığımızda Army Cik yani Cik mi sadece 888 beni almış. Bakalım. Hocam sorularım. Korona virüsü nedeniyle sadece birinci dönem konuları sorulacak. Bu 70 gün içinde başarabilir miyiz? Cevabı yazıyorum arkadaşlar. Evet, evet, evet. Çünkü düşünün yani toplam 10 konu varsa 5 konu indi. 8 konu varsa 4'e indi. İşte ne bileyim 6 konu varsa e pardon 6 böyle oldu. 6 konu varsa 3'e düştü. Dolayısıyla konuların sayısı yarı yarıya azaldı. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Bu 70 günde tabii ki başarabiliriz. Eskiden 140 günde bile belki başaramayacaktık. Çünkü konu arttıkça kafamızda yorumlaması da zorlaşıyor. Ama şimdi konular azaldı ve başarabiliriz. Matematik konularda nasıl bir özlemeyiz? Tabii ki yine aynı tarz arkadaşlar. Yeni nesil sorular mutlaka çözmeliyiz. Yeni nesil sorularda azimli bir şekilde, gayretli bir şekilde çalışacağız. Ve şöyle de göstereyim birazdan zaten bunu da kaynak olarak göstereceğiz. Mesela ilk başta temel soruları bilmiyorsak tabii ki seviyemiz buysa zaten direkt buradan başlayabiliriz. Ama seviyemiz azsa ya ben aslında girmeyecektim sınava ama madem konuların yarısı gitti ben de çalışayım diyorsak önce temelden başlamalıyız. Basit sorular çözmeliyiz. Sonra biraz daha zor bak biraz daha zorlaşır. Orta seviye sorular. Sonra yenisi sorular çözmeliyiz. Bu yenisi soruları da sınav tarzı soruları da böyle hop diye iki dakikada çözeceğiz diye bir durum yok. Bize iki dakika verecek ama belki ilk başlarda beş alt dakikada belki ilk başlarda dört beş dakikada çözeceğiz zaman zamanla 2 dakikaya da indireceğiz arkadaşlar siz e, bize bu bir aylık tatilini tekrar yapabilirsiniz. Evet tabii ki yapacağız arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Neden? Zaten biz ev okulda 8. sınıflar için mükemmel bir şekilde video bombardımanına devam ediyoruz. Sizlerin o hayalinizdeki liseye girmesi için elimizden geleni yapacağız. Kendinize inanın, bizlere güvenin. Bizler sizleri inşallah başarılı yapacağız arkadaşlar. Sizler de yeter ki çalışın. Bize diyorlar ki ne diyorlar? Yaz tatilini alacaklar yani birleştirecekler sizce. Bunu Allah bilir. Niye? Çünkü eğer eğer Milliyetin Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı yaptığı görüşmeler sonrası okullar açılsın derse... ...okullar açılırsa e, tabii ki yaz saatini almalarına gerek kalmaz. Ama bu durumda okullar bir uzun süre açılmazsa... Allah korusun. E bu durumda tabii ki yaz ile alakalı bazı değişmeler yaşanabilir. Yani evlerde birkaç ay durduktan sonra zaten siz de okula özlemiş olursunuz. Birinci dönem konular için yeni kitap çıkacak mı? Evet arkadaşlar hatta kitaplarımız siz bu videoyu izlediğinizde gelmiş bile olabilir. Neden? İlk tekrar yeni LGS'ye göre yeniden sizler için geliyor. Son tekrar kitaplarımız yeni LGS'ye göre birinci ram konuları için geliyor. Aynı zamanda tostların özel seti çıkıyor. Bu biliyorsunuz 1, 2, 3, 4 tost sadece birinci ram konuları içeriyordu. Bunlar geliyor. Dolayısıyla bunun haricinde sizler de elinizdeki kaynaklardan çözmemeniz gereken soruları bizden ulaşıp alabileceksiniz. Bu yüzden hiç endişelenmeniz gerek yok. Tonguç Akademi sizlere ücretsiz videolarıyla, yeni nesil sorular içeren kaynaklarıyla her zaman destek olacak. Virüs nedeniyle herkes evde çalış herkes evde çalışmayanlar da çalışıyor. İyi lise kazanma şansımız düşer mi? Hayır. Arkadaşlar birincisi şunu unutmayın. Bu bir sıralama sınavı. Virüs sadece LGS'ye girenlere gelmedi. Veya virüs sadece çalışkanlara gelmedi. Virüs sadece tembellere gelmedi. Virüs hepimizin moralini bozdu. İnşallah da kurtulacağız. Okul sadece size değil daha doğrusu okul sadece eskiden çalışmayanları değil sizlere de tatil olur. Sen eskiden okul olduğu için günde 200 soru çözüyorsundur çalışkan olduğun için. Öbür hiç çalışmayan öğrenci 100 soru çözüyordur veya da 50 soru çözüyordur. E sen şimdi okulun tatil olmasının fırsat benim soru sayısını 300'e 400'e çıkarırsın. Yine arandaki mesafeyi korursun yine çok iyi okullara girebilirsin. Dolayısıyla çalışan hakkını mutlaka alır arkadaşlar. Hocam okul açılırsa LGS eski döner mi? Evet okul açılırsa eski, eski haline dönebilir ama şu an için zaten 30 Nisan'a kadar tatil dendi. Ve Milliyetin Bakanı bu tatile göre sadece birinci, birinci dönem konuları açacak dedi. Ama okul yarın açılırsa eski belki dönebilir. Keşke yarın açılsa da eski dönse dediğinizde duyar gibiyim. Ama bazı öğrenciler hayır hayır hocam sadece birinci dönem olması iyi dediklerini duyar gibiyim saate göre mi soru sayısına göre mi çalışalım? İkisini de birlikte çalışmanız lazım. Soru sayısı çabuk önemli, soru sayısı önemli. Çünkü bazen bir soruya 15 dakika verdiysek o soru geçmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Bazen de 5 dakikada bir sürü soru çözecek. Aa çok soru çözdüm de demememiz lazım. İkisi de bir bütün. Yani günde diyelim ki 7-8 saat çalışmalıyız hani okula denklememiz için ve orada çözdüğümüz soru sayısını hesaplamalıyız. Yani ben dün 8 saat çalışıp 200 soru çözmüşüm. O zaman bugün de 8 saat çalışıp 100 soru çözdüysem bir sıkıntı var. Ya sadece yeni nesil matematik sorusu çözdüm ya da dün çok kolay sorular çözmüşüm diye bir kıyaslama yapmamız lazım. Bursluluk sınavında da mı bir rica müfredat çıkacak? Bununla alakalı da Milliyetin Bakanı net bir açıklama yapacak. Hiç endişelenmenize gerek yok diyoruz. Günün kitabına baktığımızda Orhan Velika'nın Bütün Şiirleri adlı eserini görüyoruz. Gerçekten çok önemli bir eser. Burada Orhan Velika'nın şiir yeteneğini göreceksiniz. Ve eğer şiire bağlı bir soru gelirse burada da e, o sorular için kolaylaştırmış olacaksınız. Günün okuna baktığımızda Kağıthane sesini görüyoruz. 7.86 2019 EKS sonuçlarına göre mühendislik fakülteleri, hukuk fakülteleri yine bu değerli listemizden çıkmış. Bu lise sizi hak ediyor. Siz de çalışın. Güzel netlerle istiyorsanız bu liseye girin arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda sadece birinci adım konuların içerdiği için tost 1, tost 2, ikinci adım, tost 3 ve tost 4'ü alabilirsiniz arkadaşlar. Burada az önce gösterdiğim şeyi bir kez daha göstermek istiyorum. Mesela şöyle açıyorum sayfayı. Hem Türkçe'de hem matematikte hem de fende İlk başta temel sorular, t te, sonra orta seviye sorular, o sonra sınav tarzı sorular var. Bunları mutlaka e, edinin arkadaşlar bu ilk dört osu bitirin ki elinizdeki kaynakları çok güzel değerlendirmiş olun. Günün sorusuna baktığımızda çölde yaşayan canlılar ortama nasıl uyum sağlar? Hakikaten nasıl uyum sağlar? Beraber cevaplayalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Sizlerin sıkı sıkıya çalıştığınızı. İpi asla bırakmadığınızı biliyoruz. Zaten sonuna kadar sabredenler en sonunda başarıya ulaşacak. Yeni başlayan arkadaşlarımıza da aramıza hoş geldiniz diyoruz. Hadi hep birlikte çalışalım ve o güzel liseleri dolduralım arkadaşlar. Müzik